Günaydın. Kötü bir enerjiyle başlayan bir gün. Dün gece olanları biliyorsunuz. Eğer bu pasaport annem ise gidemiyorum arkadaşlar. Hazır mıyız? Ne? Ne? Nasıl annem? Seninki nerede? Annemde. Ne? Nasıl yani? Dün gece olanlardan sonra video nasıl bitirdiğimi hatırlıyor musunuz? Bu arada size bir söyleyeyim mi? Bu büyük kalp atışıyla kapatalım mı videoyu? Kim kimin nerede olduğunu bilmiyorum. Hoşçakal. New chapter açıldı arkadaşlar. Kimliğim de annemdeymiş. Ama ben evin altını üstünü getirerek bu çok eski kimliklerimiz var ya bizim renkli renkli olan kimlikler. O kimliğimi buldum. Ve baktım internetten 2023'e kadar geçerli devam ediyormuş. İyi ki o zaman kadın dinleyip de artık senin kimlik kartın var. At, yırt bu kimliği demesine kulak asmamışım ve yırtmamışım iyi ki. Duşa girdim. Valizimi hazırlayacağım. Ondan sonra Ceren kahvaltı hazırlıyor. Kahvaltı yapacağız. Biraz evi toplayacağım. Başka ne işim var? Artık ne işim olduğunu da şey yapmıyorum. Unuttum arkadaşlar. Ne işim vardı? Ne yapacaktım? Pasaportum şu anda otobüste geliyor. Tek tük oldu kalmış yani pasaportum. Şaka. 12'de burada olacak. Otobüs kaçırmamak için hemen. Aha şarkılaştılar. Yine ve yine gidelim Gafur. Kahvaltımızı yapalım. Gidelim Gafur. Hayır. Zeli olsun. Zeli olsun. Ay bu kız istemiyorum. Bir de başrol ya. Şeye benziyor. Tamam. Ay. Çıkart. Ne? Çaylaş kalkma. Nerede sorun? Kahvaltımı yaptım, geldim. O zaman başlayabilirim. Bavulu yatağa koydum. Annem bana neler yaptı. Oynat bakalım. Demek istemem ama valizimiz daha yeni arkadaşlar. O yüzden koyabilirim. Kahvaltımız bitti. Artık valizimizi hazırlamaya başlayalım. Çok bir şey götürmüyoruz zaten. Teyzemin eşyalarını falan götüreceğim. Oje aşağıda kalmış. Çok fazla kıyafet götürmek istemiyorum. Şunu, şimdi havanın nasıl olacağını tam kestiremiyorum. Burası çok güzel. Uf, kapkara bir bulut var. Şöyle görmeniz lazım. Yağmur yağacak galiba. Şöyle bir üstüm var. Bunu çok beğeniyorum. İçeride şunu giyiyorum. Üşürsem üzerine ceketimi de giyerim. Ama bu kombini belki Brüksel'de yaparım. O yüzden bunu almak istiyorum kesinlikle. O yüzden şunu katlayarak başlayalım. Hızlı bir şekilde bitirmem lazım arkadaşlar. İki video çekip, bir de üstten elbise temizleyip, videolarımı halledip çıkmam lazım. Saçımı düzelteceğim bir de. Şu çerefe rengini alayım. Pijamalarımı direkt koyabilirim. Tişörtüm çok yok. Annem almıştı tişörtleri. O yüzden şu tişörtü alayım dedim. Şunu alayım. Ne olur ne olmaz. Giyelim. Şimdi bu ikisini hazır buraya böyle koymuşken güzelce buraya teyzenin konulacak şeylerini bir ekleyelim. Tabak. Bir tane daha. Anneannemin teyzeme aldığı hediye kumbara. Şey ya. Yarın için bir poşet daha lazım bana. Çünkü teyzeminki en son 60. Böyle bir şey şansım istemem. Teyzem ne olur ne olmaz diye şöyle ince bir triko al dedi. Şu triko kazağımı alıyorum. Şunu alayım. Yine atletin üzerine giyerim. Ayakkabımız. Arkadaşlar üstü yırtılırım ben artık kapatıyorum. Makyaj malzemelerimi çantama alacağım. Onun dışında zaten teyzeme gittiğim için şampuan vesaire falan götürmeme gerek yok. Sadece bu kıyafetler teyzeme götürecekleri götüreceğim için bence şu anda okum. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Ceylin aşağıdan gelirken şeyimi getirir misin? Krem rengi ceketi. Birazdan tartacağız bakalım kaç kilo gelecek. 15 mi 20 mi öyle bir kilo hakkım var. Daha 15 kilo var. Daha 10 kilo daha hakkım var. Çok iyi oldu bak. Çok iyi oldu. 3 hours later. Saatin kaç olduğunu bilmiyorum. 1 metre isteniyorum. Çünkü geç kalmış olabilirim. Çünkü video çekecektim arkadaşlar. Şimdi ağır mı olduk çok ya? Ağır olsa ne olacak? Taşıyamayacak mısın yani? Oldu mu arkadaşlar? Bayağı. Şimdi bana çok şey alıştıra saat söyleyeyim. Şunu takıyormuşum Ceylin. Bayağı güzel oldu. Hani olmadı olmadı. Yok yok. Öğretmeye dönüştüm yani. Saate bakmak için içeri gidiyorum. Sen burada kal, tamam. Tepkini göreceğim çünkü. Çok sakin. Shit. Tamam. Shit. 30'a kadar yolum var. Bir dakikam var. 30'a mı? Hı-hı. 30 mu bir dakikam evet. Var? Oh, 29 mu geçiyor? Evet. Oje süremedik, ojeyi yanımıza alıyoruz. Tamam, 45 kişi için şey yapacağım 15 dakika ama 15 dakika önce çekeceğim çünkü gözümden gözümde kaldı hiç bilmiyorum. Oldu mu? Oldu mu? Oldu. İstersen de. Evet. Bence bayağı iyi olay. İçime sindi, haydi bakalım. 10 seconds later. Arkadaşlar. Artık daha fazla söyleyecek kelimem yok. Gerçekten yorgunluğun çok üst tabakalarını yaşıyorum şu anda. Ulan! Ulan! Aa kırıldı! No way. Şaka mı? Oradan mı kaldırdırız senden? Ne oldu? Tamam, oldu. Telefonu da alayım. Güle güle. Bundan.
Arkadaşlar anneannem ve büyük babam ve Poyraz. Yetişmeye çalışıyoruz. Pasaportumu sağ salim alırsak eğer gidebileceğim. Hala daha belli değil. Ya pasaportum gelmediyse anneanne ne yapacağız? Gelir gelir inşallah. Ya yolda tuvalete diye indiyse ve binmediyse geri. Şansın bol olsun. Güzel kızım benim. 1 hour later. Patlıcanla videosunu montajlıyorum. Yemek yedim, size yine çekmeyi unuttum. Ben bir şey yerken asla çekemiyorum arkadaşlar ya. Burada oturdum çünkü bayağı vaktim vardı. Bakın şu anda 1 saat sonra uçuşum var. Şimdi biraz çay içeceğim ve ondan sonra kalkacağım. Bir yandan da montaj yetiştirmeye çalışıyorum. Büyük ihtimalle yetişmeyecek bu kadar. 1 dakika ve 2 saatlik bir video. 3 hours later. Arkadaşlar şuradan bakmaktan. Buraya araya koltuk mu konulur ya? Bu nasıl bir iç mimarlık ya? Çıldırıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar inanamayacaksınız ama burayı çöp bırakmışlar. Hayır buna inanmayacaksınız. İnanamayacaksınız ama indim arkadaşlar. Bakın. Kölf von Flughafen. Flughafen. Nasıl okunduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Flughafen falan. Flughafen falan diye okunuyordur belki. Arkadaşlar Almanya'dayım. Şu anda Almanya hava sahalarının içinde bulunmaktayım. Ve havaalanının şu anda alt katında tren bekliyorum. Bu trenle teyzeme ulaşacağım. Biraz daha şanslı olsaydım, biliyorsunuz bu süreçte beni şans hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Uçaktan ilk çıkıp valizimi son alan unvanını gururla taşıyorum. Ve bunu taşırken de treni kaçırıyorum. Kaçırdığım için de hızlı trene yetişemiyorum. Bu yüzden de arkadaşlar ne yapıyorum şu anda? 41 dakikalık bir tren yolculuğu için trenimi bekliyorum. Gelsin. Başlayacağız yolculuğumuza. Yeni bir yolculuk, yeni bir macera. Şimdi şuradaki kızların yanına doğru gideceğim. Çünkü şuradan gelecek tren ve şuraya gelecek. O yüzden ben de ilk vagonlara oturmak istiyorum. Çünkü arkadaşlar burada evsizler olabiliyormuş, homeless'lar olabiliyormuş. Ve homeless'lar da hani geceyi nerede geçiriyorlar? Trenlerde geçirebiliyorlarmış. Ve işte ben oturduğum zaman bir yere yanıma gelip oturabilirlermiş ve ben de ürkebilirmiş. Bu yüzden ne yapıyoruz biliyor musunuz? Önlere doğru gideceğiz ki insanlarla bir arada oturalım. O yüzden ben şimdi hatta gidiyorum. Çünkü birileri geliyor gibi oldu, korktum gibi oldu. Gidelim. Evet arkadaşlar. Buradan şimdi bir yaklaşık 30 dakika kadar da Düren'e gideceğim. Ve indiğim yerde teyzemleri bekliyor olacak. Şu anda Köln'deyiz yani. Bayağı kalabalık büyük bir şehir olduğu için şimdi kalabalık olacağını düşünüyorum. Bilen kişilerin olacağını düşünüyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Teyzemi tanıştım arkadaşlar. Göreyim diye fosforlu giymişim. Aynen. Taksiler hangi renk? Hı? Senin renginde mi taksiler? Yok. Değil mi? Günaydın. Ya da şey mi demeliydim? Guten Morgen mı demeliydim? Bir elimizi yüzümüzü yıkalım, kendimize gelelim. Çünkü bugün ev benim. Dün küçük bir oryantasyon yaptı teyzem evle ilgili. Şimdi evi göstereceğim size. Biraz şaşırabilirsiniz. Bakalım nasıl bir gün olacak. Önce küçük bir ev turuyla başlayalım.